camilerde ders halkaları teşkil etmek ve camilerde oturmak. Yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma şöyle buyurur. Nebi Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minberde hutbe irade ederken, hutbe okurken bir kişi, Ya Resulallah gece kılınan nafile namaz hakkında ne buyurursunuz diye sordu. Gece nafile namazlarının nasıl olacağını soruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişerdir diyor. Gece namazı ikişer ikişer. Nafile namazları daha çok iki iki kılmak güzel görülmüş. İmam-ı Azam Hazretleri dört dört kılmayı da güzel görmüş. Kişi sabah vaktinin girmesinden endişe ettiği zaman son olarak tek bir rekat daha kılar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece namazı teheccüdü tarif ederken ikişer ikişer kılınır. Sabah namazının vaktinin girmesine endişe edince namaz kılan kimse hemen sonunda bir tek tek bir rekat daha kılar. Böylece bu kıldığı tek rekat onun gece namazlarının tek sayı ile bitmesini sağlar. Efendimiz bu şekilde tarif ediyor. İbni Ömer radıyallahu anh'a derdi ki, Geceleyin kıldığınız namazların sonunu tek sayı ile bitiriniz. Çünkü Nebi Ekrem Efendimiz bunu emretmiştir. Cenab-ı Hak tektir, tek olanı sever buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için yaptığı işlerde tek sayı olmasına dikkat ediyor. Gündüz namazları akşam namazıyla, üç rekat farzıyla tek sayı ile bittiği gibi gece namazlarında vitrinin sonundaki e, te teravihin, teheccüdün sonunda kılınacak olan üç rekatlık vitir namazı yine tek sayı ile bitmesinin güzel olacağını söyler Efendimiz. Bu şekilde tavsiye ediyor. Teheccüde kalkanlar için vitir namazını teheccüden sonra kılmayı tavsiye ediyor. Ama kalkma, korkanlar için ise daha önceden kılıp vitir namazını sonra teheccüde kalkarsa artık tekrar vitir kılmasına gerek yok. O zaman çift sayıyla bitirmiş oluyor o namazı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitte hutbe irade ederken ashab-ı kiram etrafına toplanır, gözlerini ona dikerlerdi. Bu babdan ilim ve zikir için halka teşkil etmenin caiz olduğu anlaşılıyor. İmam Buhari Hazretleri bu hadisten yani camide ders yapmanın, Peygamber Efendimiz'e soru sorulup cevap verdiği için camide ders yapmanın, ilim halkası kurmanın, zikir halkası kurmanın ve halka haline oturmanın caiz olduğuna delil olarak getiriyor bu hadis-i Daha önce de Efendimizin ikaz ettiği bazı hadis-i şeriflerde bana ne oluyor ki sizi halkalar haline görüyorum buyurduğu rivayet ediliyor başka bir rivayette. Orada muhtelif halkalar halinde dağınık bir vaziyette bulunması insanların lüzumsuz yere Efendimizin hoşuna gitmiyor. Ama bazı maksatlar için farklı ders halkaları olursa orada farklı halkalar olabilir. Böyle değilse Müslümanların tek bir halka halinde olması, birlik ve beraberlik içerisinde olmasının daha faydalı olacağı ifade ediliyor.